Romeo'nun bekçisi olmaktan çok sıkıldım ya. Evet, ben de. Bütün gün burada hiçbir şey yapmadan bekliyoruz. Neyse, değişim saatimiz geliyor. Birazdan eğlenmeye gideriz seninle. Evet, çok güzel olur. Hey, o da ne? Biri geliyor. Biri mi? Bu da ne? Kocaman bir şey geliyor. Yoruldum ya. Çok susadım hem de. Su var mı buralarda? Hey Şişko, burası Romeo'nun bölgesi. Kaybol istersen. Ne? Sen onu bana mı dedin öyle? Hem Romeo da kim be? Büyüklerinizle düzgün konuşmalısınız. Küçük böcekler. Yoksa sizi ezebilirler. Şimdi kaybolun önümden. Su arıyorum ben. Of of. Hiçbir yerde de su yok ki. Bu şey de neydi böyle? Bilmiyorum, çok korktum. Hemen gidip Romeo'ya haber vermeliyiz. Bence kaçmalıyız. Aa, öyle mi olmuş ay kızı? Çok merak ettim gerçekten. Devamını da anlatsana. Romeo, 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 çabuk beni dinlemelisin. Çabuk aşağı gel. Ne oldu gece nicesi? Neden bu kadar heyecanlısın? Boş ver gece nicesini ya. Sen olayın devamını anlatsana. Merak ettim. Ama Romeo, gece nicesi çok heyecanlı. Çok önemli bir şey galiba. Of, boş ver gece nicesini. Gene gereksiz bir şeyler anlatacaktır kesin o. Romeo gerçekten çok önemli. Çabuk, çabuk aşağı gelmelisin. Of, gece nicesi. Çok kızdırdın beni. Eğer gereksiz bir şeyse sana gerçekten çok kötü bir şey yapacağım. Bir ceza vereceğim sana. Tamam, geliyorum aşağı. Önemsiz bir şeyse eğer kaçsan iyi edersin. Ne oldu, ne var? Çabuk anlat. Romeo, kocaman, kocaman yeşil bir şey var. Onu durduramadık. Bekçi kulübesini geçti, buraya doğru geliyor. Hemen önlem almalısın. Ne? Kocaman yeşil bir şey mi? O da neymiş öyle? Ay kızı, aşağı gelsene, gidip bakalım. İlginç bir şeye benziyor. Hayır Romeo, sakın yanına gitmeyin. Çok büyük gerçekten ve çok güçlü. Benden ve ay kızından güçlü değildir herhalde, merak etme sen. Biz onu kolayca durdururuz. Ne olmuş Romeo? Hadi ay kızı, korkak gece nicelerinin korktuğu şeye bakalım. Acaba gene neden korkmuşlar? Bence gitmeyin Romeo. Pijama askerleri mi çağırsak? Biz bile durduramayız onu. Hatta pijama askerler bile durduramaz. Of, amma uzattın ya. Hadi ay kızı, gel gidelim. Çok merak ettim gerçekten neyden korkmuş bu gece nicesi. Ben de çok merak ettim. Ben en iyisi saklanayım. Romeo bana inanmadı. Ay, en iyisi buraya saklanayım. Romeo'nun evi güvenlidir. Çatıya çıkayım. Bu yeşil şey beni burada bulamaz. Tamam, burası güvenli gibi. Burada beni asla bulamaz. Burada güvendeyim. Romeo dur, bir şey geliyor. Kıpırdama. Oo, bu gerçekten de büyük bir şeye benziyor. Of, gene mi iki tane minik böcek çıktı karşıma. Burada da amma çok böcek varmış. Hey şişko adam, sen kime böcek dediğini sanıyorsun? Ben Romeo'yum, beni tanımıyor musun yoksa? Oo, demek Romeo sensin ha? Diğer böcekler senden bahsetmişti. Seni bir lokmada yutabileceğimi tahmin etmemiştim ama. Gerçekten çok küçükmüşsün. Senden neden korktuklarını anlamadım. Şimdi çekilin önümden de gidip birazcık su bulayım. Burası benim bölgem, buradan geçemezsin. Romeo sus, geçsin işte. Geçersem ne yapacaksın? Dene de gör bakalım. Şişko yeşil şey. Beni durduramazsın minik böcek. Şaka mısın nesin sen? Bir zıplayışımla ikinizi de yere sererim. Hatta istersen hemen göstereyim. Hemen nasıl da yere yıkıldınız öyle. Beni çok güldürüyorsunuz gerçekten. Neyse. Of of, çok susadım ya. Hiçbir yerde de su yokmuş burada. Aa, ay kızı. Ay kızı, yardım et. Romeo sana sus demiştim işte. Olamaz, bu çok tehlikeli bir şeye benziyor. Hemen gidip bütün gece nicelerini yanıma çağır. O şişko yeşil şeye gösterelim bana bulaşmak neymiş. Romeo bence ona hiç karışma, onu durduramayız biz. Sen git gece nicelerini çağır. Göstereceğiz ona gününü. Tamam Romeo, çağırıyorum. Ah, gerçekten çok şişkoymuş. Bütün dünyayı salladı. Ama şimdi ona ne yapacağımı göstereceğim. Oo, burası güzel bir eve benziyor. Ben burada yaşarım. Burası galiba minik böceklerin evi olmalı. Bir girip bakalım. Acaba içinde su var mıymış? Böceklerin sularından içelim bakalım. Zaten bana hiçbir şey yapamazlar. Of, çok küçük. Kafam da sığmıyor ki içine. Su var mı buralarda? Bütün evi sallıyorum ya tek başıma. Hey, orada su var mı? Çok susadım ya. Biriniz bana su verin. Su yok mu burada? Su, su. Hey, orası benim evim. Dokunma sakın evime. Yoksa olacaklardan ben sorumlu değilim. Minik böcek. Romeo, demek yine geldin. Dersini alamadın mı yoksa? Bir daha zıplamamı ister misin? Nasıl da korkuyorsun ama. Evine girersen bana ne yapacaksın söyle bakalım. Gerçekten öğrenmek istiyor musun? Dene de gör bakalım. Sen beni tehdit mi ediyorsun he? Sinirlendiğimde neye dönüşüyorum? Haberin var mı senin? Yumruğum bir havaya kalkarsa seni dünyadan silebilirim. Al bakalım Romeo. Ah, ne oldu? Yumruğum çok güçlüydü. Neredeyse beni de yok edecekti. Sonunda ortadan kayboldu, bu böcek çok sinirime basmaya başlamıştı. Neyse, gideyim en iyisi.
Olamaz, bu yeşil dev Romeo'yu az önce ne yaptı öyle? Şimdi gösteririm ona ben. Al bakalım. Ne? Neden hiçbir şey olmadı? Kafam kaşınıyor ya. Kafamda bir böcek var galiba. Aa. Bu böcekler gerçekten çok komikmiş. Aa. Özür dilerim, özür dilerim. Kafana atlamak istememiştim. Umurumda değil. Beni çok kızdırdın. Romeo'ya yaptığımı sana da yapacağım. Bir yumruğumla seni dünyadan sileceğim. Hazır mısın? Hey, orada dur bakalım. Böceklerin sayısı arttı. Sayınız arttı diye beni durdurabileceğinizi sanmıyorsunuzdur umarım. Ben de hepinizi dünyadan silerim. İki elimi kullanmam gerekebilir çünkü çok fazla sayınız var. Hazır mısınız bakalım? Hayır, hazır değiliz ama sana bir şey diyeceğim, dur. Ne diyeceksin bakalım, çabuk söyle, son sözün olacak. Sana çok istediğim bir şeyi verebiliriz. Neymiş benim çok istediğim şey? Çabuk söyle, sinirlendirme beni artık. Tamam, sana su getirebiliriz, bekle, lütfen bize vurma. Hadi çocuklar çabuk gelin, ona su getirelim. Bak bu işte hoşuma gitti. Hepiniz onun gibi olun. Bana yardımcı olun, ben de sizi dünyadan silmeyeyim. Çok susamıştım zaten, iyi oldu su getirmesi. Kalkanlı pijamaskiller. Lütfen çabuk 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 yardım etmelisiniz. Hemen yardım etmelisiniz. Ne oldu gecenin cazı, bu bir acil durum mu? Evet evet, acil durum. Kocaman devasa bir şey var. Devasa bir şey mi? Ne kadar büyük? Kocaman 2 metre kadar falan var. 2 metre mi dedin? Evet, 2 metreden daha fazla hatta. Olamaz. Ne yapmış bu şey? Kocaman yeşil bir dev var. 2 metreden büyük. Romeo'yu yok etti. Çok saldırgan. Herkese saldırıyor. Çabuk yardım etmelisiniz. Olamaz. Bu kalkanlı kedi çocuk. Daha önce böyle bir şey görmemiştik. Ne yapacağız? 3. seviyede alarm veriyoruz. Hemen bana kertenkele çocuğu bulun. Bütün diğer gece ninjalarını çağır. Ben de pijama askerleri çağıracağım. Tamam, hemen gidip bütün arkadaşlarımı çağıracağım. Lütfen çabuk olun. Diğer gece ninjaları oradalar. Hiçbir şey yapamazlar. Merak etme. Onu durdurmaya çalışacağız. En azından elimizden geleni yapacağız. Çok büyük bir şey bu. Ah, süper kedi hızımla geldim. Ne oldu kalkanlı pijama askerler? Bir şey mi oldu? Çok önemli bir şey oluyormuş. Evet, 3. seviyede alarm vermişsiniz. Bu kadar büyük ne oldu? Anlatsanıza çabuk. Pijama askerler, anlatacak vakit yok. Şehri boşaltın. Tüm savunma sistemini devreye sokun. Ve şu adama bir kalkan verin. Tamam, biz Baykuş Kız'la gidiyoruz. Gel kertenkele çocuk. İki felaket kulesinin arasına gir. Çok büyük bir rakibin olacak. Senin de büyümen lazım. Of, çok korkuyorum ya. Rakibim 2 metreden büyük mü? Tamam, makineyi çalıştırıyorum. 3, 2... Tamam. Umarım onu yenebilirsin dev kertenkele çocuk. Biz de arkanda olacağız, merak etme. Hadi gidelim. Of of, gene kimi yakalayacağım acaba? Çok büyük, çok. Herkesi yenebilirim buydu. Hey şişko, geldim işte. Şişko mu? Benim suyum nerede kaldı? Neden bana şişko diyorsun? Bir anlaşma yaptığımızı sanıyordum. Ben sizi yok etmeyecektim, siz de bana su getirecektiniz. O anlaşma geride kaldı şişko. Romeo'ya yaptıklarının bedelini ödeyeceksin. Hey koca adam, çoluk çocukla uğraşmayı bırakıp kendi boyutlarında biriyle dövüşmeye ne dersin? Gidip bu böceği mi çağırdınız gerçekten? Bir de ona güvenip bana laflar ettiniz. Hepinizi yok edeceğim. Hepinizi dünyadan sileceğim. Kısacık boyunla beni yenmeye çalışmak büyük bir hataydı. Dev böcek. Büyük olman böcek olduğunu değiştirmiyor. Şimdi yumruklarımın tadına bakacaksın. Hey, vurma vurma, tamam tamam. Korkak böcek. Nereye kayboldun böyle? Özür dilerim, ben yanlış yere gelmişim. Hoşça kal. Hey, nereye gidiyorsun? Ben de onun yerine sizi dünyadan silerim. Hey dur bakalım. Aa, kafam çok acıdı. Kim? Bana vurmaya cüret eden. Beni çok kızdırdın. Şimdi görürsün bunu yapmanın cezası neymiş. Olamaz. Süper kedi hızı. O da neydi öyle? Neden herkes yok olmaya başladı? Yumruklarım konuşmadan herkes yok olmaya başladı. Ama siz hala buradasınız. En iyisi ben de sizden başlayayım. Dev kertenkele çocuk şimdi. Tuttum, çabuk. Herkes yardım etsin. Süper kedi hızı. Süper kedi hızı, geldim, dayanın. Hey ne oluyor burada, ne oluyor? Bırakın beni, bırakın, çabuk diyorum size. Herkes üstüme çıkmaya başladı. Beni çok sinirlendirmeye başlıyorsunuz. Sinirlenirsem ne olur, haberiniz yok sizin. Gece ninjaları, siz de yardım edin, daha fazla dayanamayacağız. Hadi gece ninjaları çocuklar, gelin. Minik böcekler beni durduramazlar. Minik böcekler beni durduramazlar. Minik böcekler beni durduramazlar. Bacağımdan tutan da kim? Ne kadar da cesur birisin sen. Sonunda kurtuldum ondan. Bu böcekler gerçekten güçlüymüş. Ama benden güçlü değildiniz. Hepinizi yendim. Bir daha buraya gelmeyeceğim. Çok korktum beni yakalayacaklar diye bir an. Beni yakalayıp kafese atsalardı sonsuza kadar kafeste kalabilirdim. En iyisi gideyim buradan. Tehlikeli bir yer burası. Tehlikeli böcekler var burada. Hoşça kalın.
Aa, of nasıl vurdu öyle ya? Hey, nereye gitti? Of, kedi çocuk. İlk defa dev kertenkele çocuk halimle birine yenildim. Bir daha kendimden büyüklerle uğraşmayacağım. Şaka gibi, o kadar kalabalık olmamıza rağmen onu yakalayamadık ve durduramadık. Çok korktum. Az kalsın gece ninjalarını yok edecekti. Neyse, şimdilik kurtulduk ondan. Umarım bir daha gelmez. Ben de gerçekten çok korktum. Geri kertenkele çocuğa dönüşüp bir yere saklanmak istiyorum. Hala elim ayağım titriyor. Hoşçakalın, ben gidiyorum. Bir daha kendimden büyüklerle asla dövüşmeyeceğim. Arkadaşlar, çok korktum. Ama bu videonun sonuna geldik. Neyse ki ondan kurtulduk. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kanala abone olup videoyu beğenirseniz seviniriz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.